Mavzumuz mülki hususiyet ilgi bulmaken nüzalar bu içe ücra hücudlarını cüvaydır. Demek ricamız, farz var ki muayyen hareketle amelge başarış yok ki ularını demek amelge başarıştan uzun giyiş mecburiyatını yüklü ölçü ücra hücudlarını cüvaydışın umumi şartları. Kengisi işketkiler doğrusu da ücra hücudlarını cüvaydır. Farz var ki kuçuruş doğrusu da ücra hücudlarını cüvaydır. Muratlı buzuk taşlar doğrusu da ücra hücudlarına ücra ettir. Yer uçaz kalsın olup bu iş ve buzuk yazış doğrusu da ücra hücudlarına ücra ettir. Ve kendisi undur ucunu kuşarıp kırıkçı doğrusu da ücra hücudlarına ücra ettir. Arkada yapmışamdır. Demek ki bunda iki de bana şu muayyen hareketlerden amelge başarış, tarz doğru. Yok ki ulan amelge başarıştan uzun etmiş. Majburiyatın yüklüğü ücra hücudu bu içe davlat ücrası ücra hücudu yürüyüşünü uzat ettiğinde demek ihtiyarı yürüyüşten müddet bilgileri iki tane kolat nazarda tutuş gerek demek. Birinciden davlat ücrası mülki hususiyetle iyi bulmayan ücra hücudları bu içe ücra hücudu yürüyüşünü uzatır. Doğrusu da karar çıkarmıştı. Ücra hücudunun gözde ücra hücudu müddetleri kurs atılmayan kollardakine onu ihtiyarı ravishda ijro etish uchun 5 kunlik muddat belgilaydi. Ikkinchisi, mulkiy xususiyatga ega bo'lmagan ijro hujjatlari bo'yicha ijro ishi yuritishni qo'zg'atish to'g'risida qarzdorda qarzdorga ijro hujjat talablari ixtiyoriy ijro etish uchun belgilangan muddat ijro etilmagan taqdirda qarzdordan ijro yig'imi demak undirilishini tushuntirishi kerak bo'ladi. Ücra hücretini ücra etmezlik okumatları kursatılışı mümkün. Bu defolarda davlat ücrası ihtiyori ücra için bilgilenge müddet içinde. Demek ücra hücretinin talepleri bacarılma geldiği şans fasıl kılgeç bu hafta davlat nomu tuzar. Davlat ücrası davlat nomuanı ücra hücretini kursatılgen okumatlarını kullanışçı. Ücra hücretini bilgen su dökü boş kılgınlığı yukarı. Bunda davlat ijrosi ijro hujjatini sud yakunini bergan boshqa organga qaytarish to'g'risida qaror chiqaradi. Davlat ijrosi ijro hujjatining o'zi belgilagan muddatda ixtiyoriy ravishda ijro etilishi ustidan nazoratni amalga oshiradi. Endi demak Mehnat kodeksining 111 moddasiga muvofiq mehnat shartnomasi g'ayriqonuniy ravishda bekor qilingan yoki xodim g'ayriqonuniy ravishda boshqa ishga o'tkazilgan hollarda ish beruvchining o'zi sud yoki boshqa organ tomonidan avvalgi ishga tiklanishi belgilangan. Endi ishga tiklanganda ish beruvchi xodimga yetkazilgan zararni qoplash majburiyati yuklatilgan. Majburiy prokuror vaqti uchun haq to'lash shartlari shartligida demak yana Mehnat kodeksini o'sha shartnomasi bekor qilinganligi yoki xodim boshqa ishga o'tkazilgani ustidan shikoyat qilishlar bog'liq qo'shimcha xarajatlar uchun kompensatsiyalar ma'naviy zarar uchun kompensatsiya to'lashdan iborat ekanligi zararni qoplash ko'rsatilgan. Endi ish beruvchining xodim bilan mehnat shartnomasini bekor qilish, boshqa ishga o'tkazish to'g'risida noqonuniy farmoyishini bekor qilish to'g'risidagi buyrug'i ijro ishi yuritish protokollariga tikiladi. Ishga tiklash to'g'risidagi ijro hujjati ish beruvchining ishga tiklash to'g'risidagi shu ijro hujjatini ijro etishga mas'ul bo'lgan mansabdor shaxs tomonidan ijro etilmagan taqdirda O'zbekiston Respublikasi ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 198-1 moddasi nazarda tutilgan jarimani solish choralarini ko'radi. Jarima demak to'lash qarzdorni ishga tiklash to'g'risida ijro hujjatini ijro etish majburiyatidan ozod qilmaydi. Endi qarzdorni ko'chirish to'g'risida ijro hujjatini ijro etish bir qator xususiyatlarga ega ekanligini ko'rsatilgan. Demak o'sha ijro ishi yuritish qo'zg'atilgan kundan boshlab ko'pi bilan 5 kunlik davlat ijrosi qarzdorga muddat belgilaydi. Qarzdorni ijro hujjat talablari ixtiyoriy bajarmaganligi uchun javobgarlik haqida ogohlantiradi. Ya'ni o'sha ijro yig'imi qo'llanilishi, shuningdek tegishli javobgarlikka tortilishi, unga nisbatan ma'muriy javobgarlik qo'llanishlari to'g'risida ogohlantiriladi. Endi agar qarzdor o'sha belgilangan muddat ichida bajarmayotgan bo'lsa, ma'muriy javobgarlikka tortiladi, ijro yig'imi
kullanıladı. Demek uz vaqtida ko'chirish to'g'risida ijro hujjatini ijro etishda qarzdorning ishtiroki majburiy bo'lmaganligi tufayli ko'chirish vaqti haqida xabardor qilingan qarzdorning kelmasligi ijro hujjatini ijro etishlik uchun to'siq bo'la olmaydi. Vaqtimiz kamligini inobatga olib, mana shu agar biror bir savollar bo'layotgan bo'lsa, telegramga yuboring.